Liftoff will start in T-minus 10 seconds. 10. Hindistan geçtiğimiz günlerde ayın yüzeyine iniş yapacak dördüncü ülke olmak için 22 Temmuz 2019'da fırlattığı roketten ayrılan Vikram iniş modülünü ayın güney kutbuna inmesi için fırlatmıştı. We have ignition. Kasım 2007'de Rusya Federal Uzay Ajansı ve Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu temsilcileri iki ajans için Chandrayaan-2 projesi üzerinde birlikte çalışmak üzere bir anlaşma imzaladılar. 18 Eylül 2008 tarihinde Başbakan Manmohan Singh ile yapılan birlik kabinesi toplantısında görev onaylandı. Uzay aracının tasarımı Ağustos 2009'da tamamlandı ve her iki ülkenin bilim insanları ortak bir inceleme gerçekleştirdi. ISRO, Chandrayaan-2'nin yükünü program başına tamamlamasına rağmen görev Ocak 2013'e ertelendi ve Rusya'nın iniş aracını zamanında geliştirememesi nedeniyle 2016'ya ertelendi. Roscosmos, daha sonra Phobos Grant görevinin başarısız olmasının ardından geri çekildi. Çünkü Phobos Grant göreviyle ilgili teknik yönlerin de gözden geçirilmesi gerekiyordu. Hindistan, 2015 itibariyle Ay görevini bağımsız olarak geliştirmeye karar verdi. Yıllar boyunca Hintli mühendisler, ayın keşfedilmemiş güney kutbuna yakın bir inişe hazırlandılar. Ayın kraterlerinde suyun ve buzun varlığını doğrulamaya çalıştılar. Şayet ki başarılı bir iniş gerçekleştirilebilseydi, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin'den sonra böyle bir başarıyı imza atan dördüncü ülke olacaktı. Ancak iniş modülü Vikram'la yüzeye 2 kilometre kadar yakınlıktayken bir anda irtibat kaybedildi. İniş aracının yaptığı manevraların çoğu planlandığı gibi ilerliyordu. Dört motor birden Güney Kutbu yakınlarındaki yüksek, düz bir alana doğru ilerlerken hızla yavaşlamak için çalıştı. 11 yıldan beri bu inişi bekleyen mühendis ve bilim insanlarının böyle bir anda ellerinden hiçbir şey gelmemesi inanın çok üzücü bir durum olmalı. Chandrayaan-2 lansmanı ilk olarak 14 Temmuz 2019 saat akşam 9:21 olarak planlanmıştı. Ancak fırlatma, teknik bir aksaklık nedeniyle fırlatmadan 56 dakika 24 saniye önce iptal edildi. Kesin olmayan bilgilere göre ilk uçuşun iptal edilme sebebi helyum gazının sızıntı yapmasıydı. Teknik olarak başarısız bir görev olarak sayılabilirdi. Ama bundan tam 12 yıl önce fırlatılan Chandrayaan-1 uzay aracının aslında Chandrayaan-2'nin görevini, daha doğrusu yarısını tamamladığını söyleyebiliriz. Adından da anlayacağınız üzere Hindistan ayın güney kutbuna bir değil iki defa keşif yapmak istemişti. Bu iki uzay aracının da amacı aynıydı. Chandrayaan-1 ile ayın kutuplarında su ya da buz olabileceğini keşfetmek istemişlerdi. Ki keşfettiler zaten. İşte bu başarılı keşfin ardından dediler ki biz sadece keşif yapmayalım. Biz oradaki suyu alalım, laboratuvarlarımıza getirelim ve inceleyelim. Ancak o zamanlar ISRO'nun bu konularda yeterli tecrübesi ve bilgisi yoktu. Zaten bu sebeple Roscosmos'la birlikte çalışma kararı almışlardı. Bu yıl içerisinde İsrail'in kâr amacı gütmeyen bir kuruluşu Beersheet adlı küçük bir robot uzay aracını Ay'a gönderdi. Ancak iletişim yüzeye yakın bir yerde kayboldu ve uzay aracı Ay'da düştü. Sebebi ise motor durdurma komutunun yanlış gönderilmesiydi. İsrail ve Hindistan uzay misyonları 100-150 milyon dolara mal oldu. Bu bütçeyle bu görevin bu kadar ilerlemesine de ses çıkarmamak lazım. Hindistan hala bir Ay inişi yapmaya çalışabilir. Venüs, Mars ve Güneş'e yön verecek robot keşifçilerin çalışmalarında planlar yapabilir. Cumartesi günü yaptığı konuşmada Başbakan Modi, "İniş girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması bizim için bir öğrenme fırsatıdır. Nihai sonuç kadar önemli olan yolculuk ve çabadır. Bu çabanın buna değdiğini gururla söyleyebilirim." Yolculuk da öyleydi. Chandrayaan-3 görevini veya adı ne olursa olsun sabırsızlıkla bekliyoruz. Ülkemizin uzay araştırmalarına yoğunluk vermesini bekliyoruz. Hep beraber destek vererek dünyamız dışında yaşanılabilir bir gezegen olup olmadığını öğrenmeyi bekliyoruz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.